En son İstanbul'a gittiğimden bu yana üstünde çok etiketleri kalmış. Oğlum 4 ay bu yaz yemin ederim hıçkırıyorum arada bu arada da. Nefesim tutuyorum 2 saattir geçmiyor ya. Hala hıçkırıyorum, geçmiyor, gördüğünüz gibi geçmiyor. Hani 4 ay böyle bir 12 aya falan bedel geçti yani bu yaz. O yüzden bir noktada İstanbul'a dönmeyi çok istedim ki İzmir'i ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz ve İstanbul'u bir o kadar da sevmediğimi. Yani sevmiyorum diyemem, şehri sevmiyorum sadece. Çok kalabalık ve boğucu bir şehir ve kaba yani, kaba bir şehir. Ya ben böyle boş durmayı sevmiyorum. Bu yaz doğru gün tatilde yapmadım. O yüzden çok bomboş bir yazdı yani. Hıçkırmasam daha çok şey anlatacağım. Hıçkırdığım için anlatamıyorum. Ya dostlar bu hıçkırık gitmeden nasıl video çekeceğim size? Bir daha deniyoruz. Lan geçirdim ha. İstanbul'daki arkadaşlarımı çok özledim. Hani İstanbul'da geçen yıl mı düşündüğümde biraz vloglarımı izlerseniz zaten fikir edinirsiniz. Bence siz de ne olduğunu hiç anlamadınız. Çünkü hayatımın en olaylı yılı falandı yani geçen yıl. Gel ablacığım. Ablacığım benim üniversiteye gitmem hakkında ne düşünüyorsun? Keşke gitmeseydin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama ben seni sinir etmiyorum mu? Ediyorsun. Hatta bana öküz gibi bağırıyor. Hayır bağırmıyorum. 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 Hayır biraz gerçekleri anlat. Yalan söyleme. Doğru yerde açıklıyorsun. Tamam yalan söyle o zaman biraz hadi. Hadi ben gidince ev sıkıcı oluyor mu? Oluyor çünkü sen hep benim yanıma gelince ben bir şey üzülünce hep sen benim yanıma geliyorsun. Ama ben üzülünce hiç sen benim yanıma gelmiyorsun. Geliyorum bu koştuğuna koştuğa geliyor. Aa ben geldim mi bakın sen ağlamıştın. Ne oldu iyi misin diye. Bir gün ben sana ağlama taklidi mi yapıyordum? Sen gidip annemize ispiyonlamıştın. Anne ablam ağlıyor diye. Evet o kutsal valiz açılıyor. Ana bunun içi dolu. Yok lan dolu değilmiş ablam hayal gücüm. Tabii hala büyüyecek keçileri kaçırdım. Karma is a god, karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought, aren't you envious that for you it's not. Dostlar günaydın. Akşamın 5'indeyiz. Şimdi bir dakika önce hapşuracağım. Hep beraber. Şimdi suyumu alacağım yanıma. Bugün işlenmemiş gıda diyetimi 26. günündeyiz. Bugün ne yiyoruz? Steak tartare. Dostlar İstanbul'a gitmeme 24 saatten. Aa boynum sunmuş var ya gece yatarken. Ne biçim yattıysam. Dün gece hatırlarsınız ki kıyafetlerimizi yerleştirmiştik. Yani kıyafetleri yerleştirme işim bitti. Bir tane eksik kıyafetim var sadece onu da ekleyeceğim. Bahsetmeye gerek yok. Şimdi geriye ıvır zıvırlar kaldı. Yani ıvır zıvırdan kastım şunlar. Saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, makyaj malzemeleri. Bir de çoraplarımı koymam da. Onu sakın unutturmayın bak bu arada. Çorapsız nasıl içeceğim İstanbul'da? Ne yapacağım çorapsız orada? Tam olarak ben bu arada biraz şeyim. Aslında hiç avare değilim bu arada bu konularda. Ama bazen hep bu korkum var benim ya. Böyle önemli bir şey unutacağım korkum. Bir tane liste çıkaracağım. Hatta unutma diye bir tane tight ya unutma yazmışım. Bugün İzmir'deki son günüm. Yarın sabah 5'te yani gece 5 oluyor herhalde. Sabah 5 mi oluyor bilmiyorum. Neyse 5'te yani yola çıkacağız. Bir de size söyledim mi videonun öncesinde bilmiyorum. Bu yıl bana tek kişilik oda çıktı. Yani bugün tek başıma bu yıl tek başıma kalıyor olacağım. O yüzden o kadar heyecanlıyım ki yani hem geçen yıldan sonra hem de biliyorsunuz ki ben 12. sınıftayken lise sondayken tek başıma yaşamıştım. Ondan sonra tekrardan o tek başına yaşama hissini çok özledim. Çünkü bir kere bak eğer öyle bir yaşayanınız varsa beni anlarsınız. İnsan gerçekten alışıyor tek başına bize. Ben mesela o eve çıktığımdan beri normalde ben arkadaşlarıma kalmaya gitmeyi çok severdim falan. O eve çıktığımdan beri kimseyle kalmaktan hoşlanmıyorum. Hiç rahat hissetmiyorum. Başkasının evinde duş alırken çok geriliyorum falan yani. Çünkü o kendi alanınız hissini yaşadıktan sonra mı herhalde bilmiyorum. Ya triplere mi girdim ne oldu anlamadım orada da yani. Başlayalım. Öncelikle ben kategorize etmek istiyorum bazı şeyleri. Mesela saç bakım. Önce saç bakımını unutmamamız gerekenleri yazalım. Saç bakımında bir kere şampuan, saç kremi, duş sonrası saç kremi, tonik, urban tonik, ısı koruyucu, saç yağı, hindistan cevizi yağı, kurutma makinem, maşam, a few moments later, pembe tarak, fön tarağı, düzleştirici tarak, açık dişli tarak. Şaka gibiyim ya. Bir tane glow up videosu çektikten sonra kızlar. Glow up serisinin bu arada devamını çekecektim. Sonra size hani Instagram'dan böyle haberleri paylaşıyorum. Genelde hayatımda daha güncel olan şeylere. Babam geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirdi. Şimdiden geçmiş olsun Deniz Duyar gibi. O yüzden teşekkür ederim. Yani bir tane damarı full tıkanmıştı. Anjiyo oldu. Şu anda gayet iyi. Hiçbir problem yok. Maşallah diyeyim. Sigarayı bıraktı. Böyle şu an çok
çok yani hiç problem yok. Ama öyle olunca benim hayatım tabii biraz böyle bir aksadı doğal olarak. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. O yüzden glow up geçirecek mentalitem yoktu yani Eylül başında, Eylül'ün ortasına kadar falan. Bu yaz herhalde yap bozlukta master geliştirdim. Dizi izlemede çığır açtım. Uyumakta sınırlarımı zorladım. Bu yaz bir kere denize girdim sadece. Havuz yüzü görmedim. Saçma sapan bir yazdı. Hiçbir şey anlamadım ya. Çok saçma sapan bir yazdı ya. Ezan okunuyor. Bir dakika dua edeyim şöyle. Allah'ım sen ne olur daha mutlu, huzurlu yazlar nasip et. Ve sonbaharlar ve kışlar ve baharlar. Son valizi hazırlıyorum dostlar. Sonra bu çile bitiyor. Ama valiz hazırlamak çok sıkıcı bir iş bu arada ya. Yedek havlu aldım. Bu yıl şey gibi hissediyorum. Mesela geçen yıllarda yurt için hazırlanırken böyle ben en az böyle bir 2 hafta öncesinden falan hazırlık yapmaya başlardım. İşte ne götüreceğim. Ne bileyim içimde bir heyecan oluyordu. Artık yurtta kalmak hani yıllardır o kadar sıradanlaştı ki benim için. Böyle içimde hani yurtta kalmaya dair hiçbir heyecan yok. Gerçekten çok sevimli bir yurt adam var. Bu yıl hani gerçekten çok sevimli bir yurt adam var. Dostlar bakın. Burada bir tane buzluğumuz var ama üstü çok pis. Hemen annem tabii ki ona dikkat etti. Anneciğim. Evet. Başak Burcu olduğunu belli etme. Lambayı yakar mısın? Tamam. Annem de YouTuber olmak istiyor da o yüzden ışık gibi şeylere dikkat ediyor. Anne sana kanal açalım mı? Hayır tabii ki. Annenin yokluğundaki hallerim diye video çekersin. Ya aşkım. Olmaz mı? Isırma. Abartma, abartma. Sevgili ısırdım. Aman çeşme, canım çeşme. Onun içine koyacağız, sana yemek koyacağız. Ne yemeği yapacaksın? Fasulye, bezelye dermiş. Fasulye şey yapmayacaksın ha. Sadece bezelye yapacağız. Bezelye mi yapacaksın? Bezelye yaptık. Dolma. Oo! Sen... Orada ne yapayım? Bana ev yemeği yapan yok ki. Hasta olduğumda bakanım da yok ki. Bak şimdi nasıl bir yapıyor. Tabii. Buradan kimlere selam söylemek istersin? Herkese. Emine selam. Yengeme Yaşar. Kime selam söylemek istersin? Herkese selam. Selam söyleyeceğim. Birine selam söyle. Ya herkes bu şans elde edemiyor ya. Sevgili eltilerime selam. Yok. Ablama selam. Kardeşime selam. Benim arkadaşlarımdan birine selam söyle. Senin bütün arkadaşlarına selam. Hayır. Ceyda'ya selam. Cemal'e selam. Tutku'ya selam. Komandoya yok mu? Komandoya selam. Margarini çantasına geri koyuyorum. Bugünkü vlogumuza... Allah ne biçim bir youtuberım oğlum ya. Bugünkü vlogumuza margarin olmadan devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Valizlerin bir kısmını şimdi yerleştiriyoruz değil mi anne? Evet anneciğim. Evet. Dostlar günaydın. Dostlar hepinize hayırlı sabahlar. Şu anda saatlerimiz 5.42'yi gösteriyor. Ve biz İstanbul'a gitmek üzere yola çıktık. Işık şu anda gerçekten çok kötü. O yüzden sizinle konuşmamın aslında hiçbir anlamı yok. Bir de dörtlüler yanık o yüzden tık 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 diye ses geliyor ama bir durum güncellemesi yapmak istedim. Erim'in annesi var yanımızda. Erim'in annesinin kardeşi olacak. Annem var ve ben varım. Günaydın. Yengeciğim günaydın. Günaydın. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Hepinize Yaşar'cığım sen nasılsın? Merhaba. Merhaba. Her seferinde bana bu kamerayı veriyorsun. Alışıyoruz. Arabayı yükledik. Günaydın Dejali ablacığım. Merhaba Dejali abla. Merhaba. Şeyleri alüminyum kameraya. Merhabalar. Evet. Teknolojinin nimetleri dostlar. A few moments later. Evet. İstanbul yolculuğumuz devam ediyor. Hayırlı yolculuklar dostlar. Kameranızın yerini değiştirmem lazım bir ara ama o ara bu ara değil. Evet arkadakiler de onlarla konuşuyorum zannediyor. Evet, sen telefondan mı çekiyorsun? Evet çünkü kamera oraya şey olmuyor anneciğim. Ha. Hava aydınlandı gördüğünüz gibi. Modem spikeri gibi. Şu anda arkadaşlar dostlar 2,5 saatimiz falan kaldı. Buradan da Vildan teyzemize gidiyoruz Pendik'te. Benim orada birkaç tane kışlık eşyam vardı. Sağ olsun. Bize çok güzel bir kahvaltı hazırla diye tahmin ediyoruz. Şimdi bir tane yerde mola verdik de dostlar oksijende. İşte suratımı görmüyorsunuz. O yüzden sizinle daha fazla konuşmayacağım. Hadi bay bay. Dostlar küçük bir lavabo molası. Sizin biz kazancınız mı? Sizi de ünlü edeyim gelin. Hadi gel Jale teyze. İstanbul yolcusu kalmasın. Evet kız kıza yolculuğu. Biz bütün kızlar toplandık. Biliyorsunuz şoför olmak biraz yorucu. Canıt yengen Erim'in annesi de. Erim'in annesi. Evet, evet o meşhur ben. Erim'in annesi. Yenge de. Oğlunu çok seviyorlar bu arada. O meşhur Erim'in teyzesi. Evet. Ben de teyzesiyim. Erim'in teyzesi. Bu da Erim'in yengesi. Ben de Erim'in yengesi. Aynı zamanda annem olur kendisi. Kendileri annesi olur. Vereyim mi sipariş? Tabii hemen alacağım. Tamam. İki tane de vanilyalı latte olacak. Jale teyzen de çıkıyor yanında. Beraber.
Ha bir de öyle yapın. Ha şerefe. Oğlum korkma korkma, gel gel, Allah seni.